Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz efendim. Ben Tahsin YT. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte yapacağımız bir sürü bir hero videosu var. Biliyorsunuz ki yeni hero'muz geliyor. Ne zaman geliyor? Tabii gördüğünüz gibi işte yeni gelecek olan Yüksek Siren Ejderhası ve Elementleri 17 ve 28 Ağustos tarihlerinin arasında geleceği söylendi bize. High Siren Elementleri bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Yüksek Siren Ejderhası yarışı 17 Ağustos'ta başlayacaktır. Şimdi yine anlatmaya başlayalım. Detaylı bilgiler şu anda mevcut değil. Galiba elementler şu anda sallamasyon bir şekilde. Bilgileri olmadığı için atmayı planlamıyordum. Ama bir sonraki kahraman yarışı ejderhasının çok soranlar olduğu için atmak zorunda kaldım diye. Yüksek Siren Ejderhası gelecekmiş arkadaşlar. 17-18 Ağustos gibisinden. Hemen şu ödüllerimizi toplayalım ve ben size yavaştan hero'yu anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Yeni bir hero yarışı gelecek tabii bu adadan sonra. Ekstra olaraktan size şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekstra olaraktan da şunu söyleyebilirim ki sizlere arkadaşlar, biliyorsunuz ki zaten yeni hero gelecekti. Biz onu bekliyorduk ama bu kadar çabuk gelebileceğini düşünmemiştik. Yani hemen adadan sonra 4 gün sonra yeni bir hero daha getiriyorlar. Biliyorsunuz ki bir event daha getirmişlerdi oyuna. O eventte zaten Okült Titan etkinliği vardı. Okült Titan'dan sonra hani nasıl bu kadar hızlı bir şekilde getirdiler, benim de kafam karıştı bir tık. Hani bu kadar çok hızlı getireceklerini düşünmüyordum arkadaşlar ama biraz garibime kaçtı açıkçası. Açık konuşmak gerekirse de arkadaşlar, yine şunu da söylemem gerekiyor ki yeni hero gerçekten tasarımı hoşuma gitti. Hatta Discord'dan şöyle bir bakalım, açıklama kısmında Discord adresimiz bulunmaktadır. Yeni elementleri mevcut değil ama tasarım anlamında güzel, hoşuma gitti. Yani tasarım anlamında gayet güzel bir ejderha, gördüğünüz gibi böyle. High Siren olarak geçiyor, Yüksek Siren Ejderhası. Tabi Yüksek Siren İşte Okült Titan'dan sonra gelecek hero kısaca arkadaşlar. Mevzu burada bu. Şunu da söyleyebilirim ki size, bu ejderhanın ben şey olarak geleceğini düşünmüyordum. Yani bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum ilk başta. Ama tabi hiçbir fikrim yoktu hemen geleceğine dair arkadaşlar. Yani baya garip gelmişti. Hani hemen bu kadar hızlı gelmesini hiç beklemiyordum. Gerçekten bir tık şaşırttı diyebilirim açıkçası. Açıkçası demiyorum, yine kusura bakmayın arkadaşlar. Ya bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum. Ama getirdiler. Beklemediğim bir yerden geldi sonuç olarak. Ama şu şekilde bir cümle kurabilirim ki bu hero güzel olacak. Bu hero'yu almak için uğraşacağım çünkü Okült Titan'a bayağı bir taş harcadım ve alamadım. Ama bu hero'yu 15. turdan sonra alabilme ihtimalim olacak. Yüksek ihtimalle alabilme ihtimalim olacak değil, 15. tura gelip salacağım. Aynı şekilde devam ediyor zaten, biliyorsunuz ki. Bu hero hakkında düşüncelerimi soracak olursanız arkadaşlar, yine aynı mantıkla gelen, hani başka bir hero'dan farksız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde de hani değişen bir şey olmayacak, yine aynı şekil devam edecek. Yani öyle çok bir beklentim yok bu hero'dan, normal herhangi bir hero. Üstüne konuşulacak aslında fazla konu yok arkadaşlar. Ama benim için normal bir hero yani. Benim için normal bir hero. Çok farkı yok. Şimdi bakın. Bir tane şey denemek istiyordum da. İşte Reaper bunda kaldı şimdi. Bu ejderhanın öldürmesi gerekecek. Bu kutsal müdahalemizi bir yapalım. 69K vurdu şimdi. Bir şey denemek istiyorum şimdi. Aynen öyle. Şimdi Reaper yapabiliyor muyuz bakalım. Reaper işe yarayacak mı? Evet, Reaper işe yaradı. Gördüğünüz gibi 15K'dan fazla vurdu. Ve aldık arkadaşlar. Güzeldi. Bu ejderhayı zaten kasacağımı söyledim. Üstüne de çok düşeceğim bir hero olacak. Çünkü VIP hero'lara bu kadar yatırım yaptım arkadaşlar. Kasmak zorunda olduğumu hissediyorum bir tık diyebilirim. Demek istediğim de bu dostlar. Yani bu hero'dan değil de bu Dragon City'den çok fazla bir beklentim yoktu ama. Yani aralarda yarış getirmeleri biraz kafamı bulandırmadı değil yani. Hepimiz şimdi okülte kilitlendik. Ben okülte alamadım, sadece küre kasabildim. Ama diğer hero'ların gelmesi bir tık bana garip geldi. Özellikle bu son hero, yani yeni gelecek etkinlik biraz, ne bileyim, çok erken oldu. Hani biraz bir mola falan verseydik, hani maratondan bıktım çünkü özellikle maratonla alakalı bir şey duymak istemiyorum artık. Hani işte şu hero yarışı şöyle böyle, gerçekten duymak istemiyorum ama yapacak bir şey yok, getiriyorlar. Benim de yapacağım tek şey bu hero'yu almak olacak. Tabii işlerimin yoğunluğuyla alakalı bir durum. Nasıl alabilirim? İnanın hiçbir fikrim yok. Normal yine ne yaptıysam her zaman yine aynı şekilde mesai saatleri dışında oyuna girdiğim zaman kasmayı planlıyorum. Bu sefer bunu alacağım ama, yani bunu alabilirim. Diğer hero'yu almadım. Yüksek pullu için çok fazla uğraşmak istemedim ama hani alacağım gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü hero hero'dur yani. Alalım 30 level yapalım. Dursun köşede kafasıyla alacağım bir hero olacak yine.
Özellikle de bu yani. Aynı şekilde bu pasta şey için uğraşıyorum yine şu ejderha için. Bu ejderhanın şeyleri gayet güzel. Hani efsane bir zaman var. Kuyruğu yani bütün hareketleri geliştirilmiş olarak geldi. Yani bu çok iyi bir özellik. Benim bayağı hoşuma gitti bu hero. Özellikle Ebedi Hero için bayağı heyecanlıydım ve alacağımı söylemiştim diye hatırlıyorum. Evet aldım da yani. Zaten pas fiyatı benim için çok fazla bir şey değil arkadaşlar. Ben alıyorum geçiyorum. Çok da önemli değil yani. Şimdi şöyle bir yıldız çarpması yapalım. Ayrıyeten yeni hero hakkında düşüncelerim böyle arkadaşlar. Yine aynı şekilde kasma videosu gelir. Onun dışında söylenecek çok fazla bir şey kalmadı. Yeni gelecek etkinlikler hakkında şu anda çok da bir bilgim yok. Koşucu Adası'na oynayacağım şimdi birazdan. Koşucu Adası zaten güzel ödüller veriyor. Bol bol yemek verdim. Bayağı yemek kastım bu pas. Hani hiç beklemediğim kadar yemek kastım. Ve kuluçkalar full dolu şu anda. Yani bir çiftleştirmelerin hepsi bitti. Ama birazcık sanırsam taş harcamam gerekecek yüksek flora için. Şimdi 6 saatlikten kalanları çıkartacağım. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü çiftleştirmeye de birazcık da son dakika bir katkım olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden bir tık taş harcayacağım bu videoda. Çünkü çiftleştirme sandığı birazcık hayal kırıklığı oldu benim için. Ben yüksek kasacağımı düşünürken bu kadar kötü kasacağımı hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. İkidir zaten bok gibi kasıyorum. Sadece arenayı çok yüksek kastım. Şimdi arena gelse yine aynı şekilde yüksek kasardım ama arena çok getirmiyorlar yine. 16, 18, 6 saat. Şunu 5, 5, 10 taştan çok fazla bir şey olmaz. Zaten full'e yeni ejderhalarla dolduracağımı düşünüyorum. Bütün habitatları özellikle. Yeni gelecek etkinlik de buydu arkadaşlar. Onun dışında yeni gelecek bir etkinlik olduğu zaman zaten kanalda biliyorsunuz ki hani update ve haber videoları falan oluyor. Ben onları elimden geldiğince paylaşmaya falan çalışıyorum haberiniz olsun da. Şimdi bir dakika dur şunu da şimdi şöyle yapalım. Hala kozmik kasmaya çalışıyorum evet bu birazcık tabii garip oldu. Kozmik benim için çok güzel bir ejderha. Çünkü kozmiğin bir tane special skill'si var ve çok kolay elde edilebilen bir ejderha. Ama bana çıkmıyor nedense. Şimdi bakalım çiftleştirmede ne kadar oldu. 7K iyi fena değil. Yapabileceğim bir şey yok şu anda bu sandık için. Hani bu kadar maksimum elimden geldi. Bu 7500 lira maksimum 8K kassam şu an sınırdayım yani. Tamam klanın lideri benim ama uyumaya çalışıyorum. Yine en kötü olduğum şey benim çiftleştirme biliyorsunuz ki. Taş harcamadan yapamıyorum çiftleştirmeyi. O yüzden arkadaşlar bir tık sıkıntıya girdiğimi söyleyebilirim. Klanımızla alakalı da şunu da söyleyeceğim. Bu video bir tık uzun olacağını düşündüğüm bir video olacak. Çünkü gerçekten biraz fazla bahsetmem gereken konular var. 365K'lık bir canı var bu ejderhanın. Bu ejderha benim canımı sıkmaya yetiyor bu arada. 107K vurdu. Felç eden bir ortalama 73K vursa direkt ben bunu indirmek için oynayacağım. Ya bu ejderhayı kaybedirsem çok da bir şey olmaz. Benim amacım hero'yu kasmak. Şimdi bu buna kritik vurup artı ekstra tur basacak. Iska vurması normal. Elektrik şoku yapacağım direkt. 123K vuruyor. Şimdi ben bir efsane büyü yapsam. 3822 zaten bu 40 level. Hemen seni şöyle basalım şuna biz bir kuyruk çarpmasını. 38K gayet iyi bir rakam. Lav topları 19K vurdu. Süpernova yapalım. Süpernova kriti 54K vurdu. Lav topları yine yaptı. Ve süpernova yapalım tekrar. Bunun kostümünü alıp videosunu çekmek istiyorum çünkü hiçbir şekilde kesinlikle benim kanalımda kostümle alakalı bir video yapmadım. Kostümle alakalı bir video yapmamın sebebi yani kostüm almamış olmam. Kostüm almak için de Elite Pass gerekiyordu ki Elite Pass çok pahalı. Ben bunu alamam. Bu yüzden bu ejderha yıldız birazcık daha fix olarak yıldızlamaya karar verdim. Bu ejderha için de yani komple 60 gün içerisinde yüksek ihtimalle 5 yıldızlı yapabileceğim güzel bir ejderha olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar aynı şekilde. Bu sebepten ötürü de zaten çok rahat yıldızlayabileceğim bir hero bu benim için. Pax yani yüksek boşluk ebedi ejderhasını çok rahat yıldızlayabileceğimi düşünüyorum. O yönden çok da bir sıkıntı yaşamam. Şu anda kasıyorum bu ejderha için uğraşacağım bir tık birazcık daha 36K dedi. Şöyle yapsam 37K bunu alamaz tek başına bu. Şöyle yapalım. Bunu geri çekip yine tekrar bir efsane büyü yapacağım. 75K vurdu. Tamam. Çok rahat bir şekilde. Zaten bu ikiliyle kasmak daha kolay olacak. Arkadaşlar biraz üstüne oynayacağım bir hero olacak bu. Bunun üstüne baya gitmeyi düşünüyorum. Yani baya üstüne gideceğim bu hero'nun. Bu şekilde tahmin ediyorum. Ve hedefim de planım da aynı şekilde bu yönde olmalı. Çünkü bu ejderha VIP ve bir hero sonuçta. Yani benim tek VIP hero'm ve şey yapabileceğim tek bir piro diyebilirim hani kasmak için üzerine uğraşabileceğim tek bir piro çünkü ilk ve tek yıldız basabildiğim ilk bir pirom bu yüzden üstüne düşmek zorundaymışım gibi geliyor bana bayağı bu fırsatı kaçıramam bunu kürelersem güzel de bir ejderha şeyi olabilir hani
Normal bir hero'dan farkı olarak da VIP olması bayağı işime yarıyor arkadaşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim bu arada. Efsane bir büyü yapalım tekrardan. 76K vurdu. Tekrar bir efsane bir büyü saldırısı yaparsak 78K vuracak. Güzel. Şimdi şöyle bir süpernova yapalım. Zaten hero olduğu için çok fazla can ya da saldırı hasarı avantajı basma gereği duymadım arkadaşlar. Bu sebepten ötürü de çok fazla basasım gelmedi. Yani onu da söyleyebilirim. Şimdi efsane büyü yapalım şunu hemen. 42 kavru tam. Bundan sonrasını Pax halleder. Pax diyeceğim bu ejderha. Çünkü gerçek ismi Pax olduğu için. Bu arada bütün üyelerimize de selam buradan. Üyelerinin adlarını bu videoda okumadım arkadaşlar. Çünkü birazcık daha dalmışım çünkü. Biraz dalmışım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi 55 tane 2 tane ejderha var. Bu beni bayağı bir zorlar. Bunu geçmeyi düşünebilirim. Şimdi şöyle hemen şunu geri çekeceğim. Şuradan bir başlayalım diyelim bakalım. Buradan aynı şekilde devam abi. Hadi bakalım. Yani yeni hero gelecek. 13-17 Ağustos arası ve biraz canım sıkkın. Hani neden sıkkın? İşte yeni hero gelecek abi. Hani bir salamıyoruz oyunu. Yani sürekli oynamamız için etkinlikler falan git, salamıyorum bir türlü oyunu. Çünkü hani içerik üreticisi olduğum için arkadaşlar bir tık daha kasma sorumluluğu hissediyorum. Bu sebepten ötürü de aynı şekilde kasmaya devam ediyorum, biliyorsunuz ki. Yani biraz sıkıntıya sokuyor bu oyun beni. Şimdi şeyi bekliyorum. Şu kostümümle video çekmek o kadar çok istiyorum ki kostümü de bekletiyorum bir tık arkadaşlar. Aynı şekilde de devam etmeyi düşünüyorum. Kostüm diyorum yani. Şöyle yapalım hemen. Nerede bizim Cano? Cano gel bakalım, seni bir kasalım biz bir tık daha. Aynı şekilde arkadaşlar hani yeni gelecek hero da zaten aynı etkinliklerle aynı house taktiğiyle kasmaya devam edeceğiz. Yani çok fazla bir şey olmayacak. Mentalite ya da mantık yine aynı arkadaşlar, haberiniz olsun diye söylüyorum. Sen bir yaptık, 61K vurdu. Aynen Reaper yine aldık, yarı Reaper'la 7734K gibi vurduk. 48K'da ortalama 31K vuruyor. Tamam, sorun değil. Kaç K vurdu? 60K. Kritik vurduk, tamam. Vursun 31K'dan. Şöyle yapalım. Süpernovamızı da yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde de öldürelim. Amacım zaten şu anda anlattım zaten ve şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunda tabii bu şey büyücüler ininde çok güzel gittiğim bir dönem oldu zaten, ama şu dönemlerde bok gibi oynuyorum o tarafı. Aşırı sinirlerim bozuluyor bir tık. Evet, mesela bu benim için çok büyük bir sorun. Sorun ne? Bu ejderha sorun arkadaşlar. Evet, bu ejderha benim için sorun. Bu sorundan nasıl kurtulurum? Şimdi bu 23K üstü vurabilmesi lazım. Tamam. Ha, Reaper işime yarıyor bayağı. Tamam, karmayın maksimum 33K vursa. Aha. Biz bir Azrail yapsak şöyle. Evet, kaçtı. Kaçtı. Evet, kaçtı. Kaçmazsa olmaz. Efsane bir büyü. Hadi evlat. Yorma beni. Tamam, az bir şey can bastı. 72K desek. Karma yine hepsine bir vurdu. Şöyle bir güzel bir geçirdi. Şöyle bir kuyruk yıldız çarpması yapacağım direkt. Aynı şekil ankasını blok etmesi için Reaper'ı kullanacağım. Reaper aşırı işime yarıyor bu arada. Kuyruklu yıldız çarpması kendine kritik atabilen ilk ejderha galiba. Bizim kritiğimiz ona bir tık kritik atamıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar her türlü. Evet, bunun yeniden doğması benim bir tık canımı yakacak gibi duruyor. Evet. Yapacak çok bir taş harcasam çok da koymaz yani. Maksat burada winner olmak, kazanan olmak arkadaşlar. O bu arada videolar bayağı uzun sürüyor çünkü bütün etkinlikleri oynamam neredeyse 15 dakika falan sürüyor. Bütün etkinlikler de bayağı zorladı arkadaşlar beni bir tık. Normalde bu kadar etkinlik olmazdı da hani şey olması için etkinlik şart be. Yani etkinlik şart abi. Reaper bayağı işime yarıyor abi bu arada. Bu Reaper özelliği manyak bir şey ya. Şunu counterlaması, aha knockout ediyoruz. İlk defa knockout geldi hocam. Bakalım knockout'ı nasıl yapacak. Güzel. 22K vurdu. 52K'dan tekrar canlandırabiliyordu değil mi? Evet, canlandırması çok da bir şey ifade edeceğini düşünmediğim bir şey. Çünkü zaten bir tane şaplaklasam hemen ölecek bir ejderhaydı. Evet, yine oyunu uzatmak için bir ton beni toksitleyen hareketler arkadaşlar. Hiç şaşırmadım, biliyor musunuz? Bu hareketlerden nefret ediyorum özellikle. Öl artık, komple öl. Bir şey canlandırma ya da diriltme olmasın abi. Tamam, topluca vurdun. Kutsal müdahale. Ortalama 57K. Kutsal müdahaleden sonra tekrar bir saldırı. Yıldız çarpması 27K.
Çok da bir işe yaramıyor. Reaper gerçekten bayağı bir işime yarayan bir avantaj oldu. İyi ki zamanında aldığım bir ejder almış arkadaşlar. Bunun için gerçekten çok hiç pişman değilim. Yani 56 liraya aldığım en iyi ejder olduğunu söyleyebilirim. 56 bin 56 liraya aldığım en güzel avantaj olabilir arkadaşlar. Komple yani. 102K. Bekledim. Tamam. Şimdi tekrar bir kuyruk saldırısı. Oo, evet. Yüksek yazgı. Evet, yüksek yazgıdan bu kadar çok tek atma beklemiyorduk hocam. Teşekkürler. Ejderhayı zaten başına saf koyup üstüne bir de bunları full dizselerdi hani herhalde ölümsüz bir ejderha olurdu diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu sebepten ötürü şöyle bir efsane büyü yapalım. Komple 71K'dan bitirelim. Tamam, bitti. Şimdi Koşucu Adası'na geçmek istiyorum. Koşucu Adası'na geçmeden önce de şöyle bir şeyler yapalım direkt. Hani direkt başlayayım bitireyim kafasındayım bir tık şu an. Biraz değil bayağı bir uzun video olacak gibi duruyor. Biraz değil aslında bayağı bir uzun bir video. Yani sonuçta takipçilerim benden uzun video bekleyen birkaç takipçim vardı. Onlara ithafen de güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Beynim çatlıyor şu anda. Neden çatlıyor hiçbir fikrim yok. Bir tık havadan dolayı da olabilir. Şimdi şunları şöyle alalım. Güzel bir şekilde aldık abi tertemiz. Bekliyorum hala bekliyorum. Evet plazma ejderhaları ile alakalı bir bahsedeceğim. Plazma serisi ebedilerle birlikte yeni gelen bir şey. Plazma serisi. Bu arada neredeyse bütün ebedileri topladım ama tek bir tane kaldı. Sarmaşık ebedi ejderhası. Sarmaşık ebediyi toplayamamam bir tık garibime gitti. Yani bütün ebedileri toplayıp da bir tanesini kalması böyle sinirlendirdi beni abi. O kadar ebedi topluyorsun bir tane kalıyor ve only shit. Kadar ebedi topladıktan sonra bir tane ebediden sıfır küren olunca gelen pişmanlık hissi gibi. Aynen öyle pişmanlık hissi man. Grid paralarımızı da alalım. Şimdi full arena savaş yaparak da sizi sıkmak istemiyorum. Biraz başım ağrıyor. Sebebini de bilmiyorum. Şöyle şunları toplamak istiyorum. Video çekerken şu an bir tık rahat değilim. Neden anlamadım hala bir problem var. Çözmeye çalışıyorum. Evet. Bu ejderhaya karşı bütün avantajlarımı bastım. Bana kalsa hop şöyle yapalım. Şöyle 47 47 hop tık 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 alıyoruz. Tertemiz abi ya güzel. Güzel güzel iyi gidiyoruz şu an. Dünkü açılımdan sonra hesap bayağı gelişti bu arada. Bayağı yine legendary topladım. Bir sonraki bası bekliyorum şimdi. 13 gün kaldı zaten. Şöyle yapayım. Ben bu oyunda hiç iyi değilim bu arada ya. Şuna baksana. Klavye ile oynadığım belki de en zor oyun olabilir. Bir yere fokuslanıp odaklanmak falan. Hiç benlik şeyler değil abi. Fokuslandığım tek bir şey olduğu zaman başka şeylerin de çok bir önemi kalmıyor gerçekten. Özellikle yaptığım videolarda arkadaşlar reklam diyorum şey koy falan demişler birkaç kişi videoya. Neydi bunun adı? Bir tane müzik falan koy demişler. Akıcı olur falan da. Abi benim şu anda edit programı almam için hani correctly bir şey indirmek istemiyorum bilgisayara. Correctly bir program da kullanmak istiyorum. Ücretsiz program kullanınca kendi reklamlarını yapıyorlar. O yüzden hani para biriktiriyorum Adele'nin kendi programı için arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Söylemeden edemeyeceğim. Şimdi 928 paramız var hemen şunu da bir harcayalım. 345'ten hemen şöyle bir 106 altın 53K yemek geldi. Şuradan güzel bir alev de versen çok makbule geçecek ama sen vermezsin. Çünkü verirsen çok mükemmel bir cümle oldu. Verirsen götüne demir sokarlar kardeş. Buradan bir tane anka almıştım. Evet, anka ebedi ejder ya. Tamam şimdiki. Şuradan ortadakini seçip 3 taşımızı aldığımıza göre 5'e 1. Şimdi tekrar şurayı seçeceğim. Ortalama nerede çıkıyordu bu? Burada çıkacak. Burada çıkmadı. Kesin şurada bir yerde. Aynen şuradan çıktıysa ya şuraya geçer ya da şuraya geçer. O yüzden tekrar buradan oyunu kullanacağım. 5 verdi. Buraya çıktıysa buradan çapraza geçme ihtimali düşük. Bu yüzden çaprazdakini seçeceğim. 15 verdi. Bok gibi ödül verdi. Yine burayı seçeceğim. Bakalım buradan çıkarsa çok zor atlayacağız. Evet hiç beklemiyordum. Hadi oynayacağım bu el. What the hell nigga? Nasıl bir bug'dı ya? Bu çok saçma bir bug'dı. Neyse siktir et. Fokuslanalım şimdi. Şurada 3. Şurayı seçip buradan çıkarsa da zorlayacağız bu arada aşırı derecede. Şurada şu an.
Buradan ya buraya, buraya da geçebilir, buraya da geçebilir. Çok tehlikeli, tekrar dördü. Siktir git amına koyayım. 10 tane yere basıyorum. Her yerden çıkıyor benim. Bir ara çok iyi yapıyordum. Şu an hiç yapamıyorum. Sinirlendim bayağı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bu like atmayı unutmayın ve bay bay.